Menopoz dönemine ait hiçbir özel hastalık yoktur, olması mümkün değildir. Sağlıklı kadın hiçbir rahatsızlık hissetmeden menopoza girer. Sağlıklı olmayan kadında hormon sistemindeki değişimlere bağlı olarak huzursuzluk, terleme, ateş basması, hafif kalp çarpıntısı gibi belirtiler olması normaldir. Menopoza geçişte yaşanan sıkıntılar hamileliğin ilk haftalarında olduğu gibi, değişen hormon dengesiyle vücuttaki birikintilerin harekete geçmesi ve dışarı atılması sebebiyle hissedilir. Adet kanamasıyla her ay 150 ila 250 gram kirli kan atılırken, menopoz nedeniyle bu yol kapanır. Bağışıklık sisteminin, adet kanamasıyla atamadığı, atıkları atmak üzere geliştirdiği diğer yollar modern tıpta hastalık olarak kabul edilip ilaç kullanılır. Bu durumda, dışarı atılamayan atıklar damarlar, kaslar, eklemler ve kemiklerin etrafında birikmeye başlar. Damar tıkanıklığı, kas ağrısı, eklem ağrısı, kemik erimesi bu şekilde oluşur. Hacamat ve kemik erimesi bölümlerini okuyunuz. Günümüzde üreme hormonlarının üretimi azalan ve menopoz belirtileri başlayan kadına sentetik hormon takviyesi yapılmaktadır. Halbuki kadın vücudunda bütün sistemler yıllarca menopoza ve yeni hormon dengesine hazırlanır. Fiziksel ve manevi derin değişimler olur. Bu muazzam çalışmayı sentetik hormon takviyesi ile bozmak büyük bir hatadır. Çocukluktan ergenliğe, ergenlikten gençliğe geçişi engellemeye çalışmak ne kadar anlamsız ve zararlı ise, menopozu ve yaşlanmayı durdurmak amacıyla hormon takviyesi yapmak da o kadar anlamsız ve zararlı bir uygulamadır. Erken menopoz, yalnızca, bu noktaya gelmeden önce hastalıklardan kurtulmak ve yaşam tarzını düzeltmekle engellenebilir. Menopoz rahatsızlıkları için öneriler. Menopoz dönemine ait hiçbir özel hastalık olmadığı için, var olan hastalıklar tedavi edilir. Önce mide bağırsak tedavisi yapılır. Menopoz döneminde daha sık hacamat yaptırılır. Önce haftada bir, sonra ayda bir, iyileşince 3 ayda bir veya ihtiyaç hissedildikçe. Her yıl karaciğer temizlemesi yapılır. Tabii sıcaklık azalmaya başladığından ve sindirim eskisinden daha zayıf olduğundan hafif, doğal, tatlı ve kolay sindirilen yemekler tercih edilmelidir. Bağırsakları boşaltmak için sinameki karışımları ve ara sıra magnezyum sülfat kullanılır. Kabızlık bölümüne bakınız. Orucu artırmak, yılda en az 3 ay oruç tutmak ve haftada 1-36 saatlik açlık yapmak tavsiye edilir. Bunlarla beraber ibadeti artırmak, mükemmel bir sağlığa kavuşmayı sağlar. Bu yaştan sonra nem, yani hücrelerdeki su kaybı, ihtiyarlama, hızlanır. Bu sebeple su kalitesine dikkat etmek, durgun ve ağır sudan kaçınmak, sadece hafif su kullanmak gerekir. Kaliteli su bulunamazsa meyve, sebze, karpuz yemek, meyve sebze suyu tüketmek gerekir. Doğal nem kaybını artıran, su tuz dengesini bozan yapay katkılı tuzdan ve bütün katkılı yiyecek içeceklerden uzak durmak gerekir. Kaynak: Doktor Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı. Kaynak: Doktor Aydin